Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİP'i detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet, BİP'e girdim. İstediğim kişinin adını yazıyorum. Mesaj atmak istediğim kişinin. Evet, kardeşimi seçtim ve mesaj yazıyorum şu an ona. Bakın, mesaj iletildi. İnternetim açık olduğu için. Onun da interneti açık olduğu için. İki tik oldu ve gördüğü için de kırmızı tik oldu. Bu kırmızı tiki ben rengini değiştirdiğim için bu şekilde oldu. Normalde mavi tik oluyor. Evet, cevap yazdı bana. Buradan istediğiniz emojileri kullanabilirsiniz. Evet, buradan sohbet arama özelliği var. Hangi konuyu konuştuysanız, hani o konuyu unuttuysanız ya da hani aramak istiyorsanız ne konuştuğumuza geriye geçmişe dönük arayıp bulabiliyoruz. Sonra kaybolan mesaj özelliği var. Buradan istediğiniz süreyi seçtiğiniz sürece seçiyorsunuz süreyi. Mesajı atıyorsunuz. Bakın ben 5 saniyeyi seçtim. 5 saniye sonra mesaj kayboluyor. Tekrardan bu özelliği kapatmak için kaybolan mesaja girip kapalıya işaretleyip bu özellik gidiyor. Evet, bildirimleri kapa var. Buradan kişiyi sessize alabiliyorsunuz. Evet, sohbeti, geçmişi sil özelliği var. Silebiliyorsunuz bütün mesajları. Burada yıldızlı mesajlar seçeneği var. Ben hiç yıldızlı mesaj yapmadığım için görünmedi ama şu an sizin için yıldızlı mesajlar oluşturuyorum. Oradan yıldızlı mesajlardan görebiliyorsunuz onu. Evet, temizlemek istediğinizde de silebiliyorsunuz. Evet, buradan yeni grup oluşturuyorum. Bakın 1000 kişiye kadar gruba kişi alabiliyor. Buradan kardeşimi ekledim. Arkadaşımı ekledim. Ve grubun ismini yazıp grubu oluşturuyorum. Evet, grup oluştu. Evet, grupla görüntülü arama yapmak için kişileri seçiyoruz. Tek kişiyi de seçebilirsiniz. Çok güzel bir özellik. Hani o kişiyi katmak istemiyorsunuz. Mesela seçmeyebilirsiniz. Grupla aradım biraz önce. Şimdi de normal sesli olarak arıyorum. Normalde açtırmadım onlara. Evet, aranıyor. Biri açmış ama kim açtı bilmiyorum. Evet. Evet, gruba tekrardan girdim. Konum atmayı gösteriyorum size. Konuma tıkladım. Konumunuz açık olması gerekiyor. Konumuz ben biraz önce açmıştım. Evet, oradan konumunuzu paylaşın diyor ve konumunuz gidiyor. Evet arkadaşlar, titreşim özelliği de var. Bu özellik çok hoşuma gitti. Kişiye gönderdiğinizde kişiye şey olarak gidiyor sesi. Şşt şşt zaten duyacaksınız orada da. O da güzel bir özellik. Evet, burada acil durum yeri var. Bu özellik de bayağı çok iyi. Buradan hani İzin veriyorsunuz zaten Bluetooth'unuzu açtığınızda istediğiniz numaraya basıyorsunuz. Yani acil bir durumunuz olduğunda direkt o sizin yerinize arıyor. Yardım iste butonu falan var. Acil durum kişisi de ekleyebilirsiniz. Hani birinin numarasını eklersiniz ona bastığınızda direkt sizin için arar. Evet. Turkcell'liyseniz burada şeyleri falan da var, yarışmaları falan da var. İnternet falan kazandırıyor. Evet, kişi listemiz var. Tuş takımı var. Buradan istediğiniz numaraya girip
kişiyi arayabilirsiniz BIP üzerinden. Kamera var. Orayı açmadık herhalde. Açmışız. Evet, ayarlardan sohbet ayarları var. Ben arka planımı değiştirdim buradan. İstediğinizi seçebilirsiniz. Evet, ayarlanıyor. Seçtik. Son görülme falan da var. Oradan kapatıp açabilirsiniz de son görülmenizi. Evet, buradan çıktık. Görünüm ayarları var. Buradan hesabınızın rengini falan değiştirebilirsiniz görünüm ayarlarıyla. Basit bir uygulama, hani direkt pat diye her şeyi bulabiliyorsunuz. Ödeme ayarları falan var. Kartlarınızı falan eklerseniz para falan gönderebiliyorsunuz kişiye. Evet arkadaşlar, videomuz burada son buldu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.